Saplarını asla atmıyoruz. Şunlardan güzelce bir garnitür yapacağız. Kenara ayıralım. Altından da püre yapacağım. İçine birazcık da mısır koyacağım. Püre yapacağım için ince ince doğruyorum. Daha çabuk pişsin. Tenceremizi alalım. Zeytinyağı koyuyoruz sebze olduğu için. Mısırlarım zaten haşlanmış, pişmiş. Konserve de kullanabilirsiniz. Rezenelerimi alayım. Şöyle içine atalım. Tuz, karabiber. Birazcık karamelize edeceğiz. İçindeki o doğal şekeri çıkartacağız. İşin doğrusu lezzetini ortaya çıkartacağız. Birazcık karamelize ettikten sonra tereyağı kullanıyorum. İçine bir parça kekik atacağım. Taze kekik, çok yakışıyor. Suyumu da alayım. Bir parça da su koyacağım üstüne. Şöyle döndürelim. Suyumu da koyuyorum. Şöyle katıların üstüne birazcık taşıyacak şekilde. Yaklaşık 10-15 dakika pişireceğim. En sonunda o suyun içine mısırlarımı da atacağım. Mısırlarımı sadece ısıtmak için atıyorum. Pişirmek için değil, zira pişmişler. Daha sonra da güzelce püre haline getireceğiz. İsterseniz bunu yana alayım. Burada şimdi saplarını da pişireyim. Bir parça zeytinyağı koyuyorum. Bu zeytinyağı koyma amacım işin doğrusu tereyağın yanmaması için. Köpüren tereyağını da pişireceğim. Yavaş yavaş. Tereyağımı şu şekilde köpürdüğünde atıyorum içine. Şu şekilde. Bir parça daha tereyağı ekliyorum. Pürem bu esnada devam ediyor pişmeye, kaynamaya, yumuşamaya. Çok az daha tereyağı ilave edeceğim. Birazcık ateşten çekiyorum ki ısısı düşsün. Tereyağı yakmayalım. Mis gibi rezene kokusu tüm mutfağı sardı. Bunun içine de bir parça kekik atacağım. Rezene ile kekik gerçekten çok yakışıyor. İçine bir parça su koyuyorum. Artık tereyağım iyice yanmaya başlıyor. Bir parça su koyuyorum. O hafif sulu tereyağın içinde pişiriyorum, haşlıyorum. Suyum çekince zaten pişmiş olacak, hazır olacak. Daha sonra da balığımızı yapacağız, püremizi yapacağız. Suyum iyice azaldı. İsterseniz bunu böyle koyalım. Daha sonra sadece levreğimiz olduğunda ısıtacağız. Gelelim yine biz rezene püremize. Bir tadına bakalım. Yumuşamış mı diye. Yumuşamış. İçine mısırlarımı atıyorum. Mısırlarımı da yaklaşık bir dakika kadar kaynatacağım. Püremizi de hazırlayabiliriz. Mısırlarımız ısındı. Rezenelerimiz yumuşadı. Şöyle püre haline getirelim. Gerçekten harika kokular geliyor. Mısırla rezene birbirine çok yakışıyor. Püremiz de hazır. Rezenemiz de hazır orada. Sıra geldi levreğimize. Her zaman yaptığım gibi ince çizgiler atıyorum üstüne. Teflon tava kullanıyoruz. Zeytinyağı kullanıyoruz balık olduğu için. Tuz, karabiber koyuyorum. Tuzu her iki yüzüne koyuyorum. Karabiberi sadece arkasına koyuyorum. Çünkü ön tarafında daha fazla pişireceğim. Bu levreğin pişirmenin püf noktası tavaya koyduğumuzda arkasının hafifçe bastırmamız lazım. Çok fazla değil, elimizin kendi ağırlığıyla bastırmamız lazım. Ve çok kızgın ateşte de pişirmememiz lazım. Çok düşük de değil, çok kızgın da değil. Şimdi koyuyorum levreyi. Arkası zaten soğuk. Çünkü çekilmeye başlayacak. 5-10 saniye kadar tutuyorum, sonra bırakıyorum. Hiç kıpırdatmıyorum. Arka tarafının karamelize olmasını istiyorum. Arka tarafı kıtır olsun, pişsin. Daha sonra ön tarafını çevireceğiz. Asla asla yaklaşık 1-1,5 dakika kadar kıpırdatmıyorum. Balığımız pişerken rezene püremiz ve rezenelerimizin altını çok azıcık açalım. Sadece ısıtma kıvamına gelsin. Hafif hafif sararmalar başladı. Sararmaları görüyorsunuz. Birazcık içine o kızgın yağdan atacağım. Kestiğim deliklerin içinden. Biraz da arkasından. 3-4 dakikayı geçmiyoruz pişirirken. Altını kapattım. Şöyle alıyorum. Püremi ve rezenemi de yanıma alayım. İyice karıştırın. Eğer içinde nişasta varsa, ki mısır koyduk içine, eğer patates püresi de olur bu. Üzerinde bir katmerleşme oluyor püre kaldıkça, bekledikçe. Onun için kullanmadan önce iyice karıştırın.
Şöyle bir çizgi çekelim. Balığımızı yükseltmek için önce biraz altlık yapalım bunlardan. Üzerine de koyalım. Birazcık kenarlarına koyalım. Bebek domateslerim var, onlardan birazcık koyalım. Turbum var, biraz ondan koyalım. Birazcık da çiçeklerimiz var, yenilebilir çiçekler. Onlardan koyalım üstüne. Harika bir tabak daha oldu.